Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz bağırsak tamirini nasıl yapabiliriz? 5 tane adım belirledik. Bu 5 tane adımı teker teker basamak basamak uygulayacağız. İlk adım, elleme yapın. Elleme yapın demek, bağırsağımıza zarar veren besinleri, hissettiklerimizi ya da bilimsel anlamda zaten ortaya konmuş olanları diyetimizden, beslenmemizden çıkarmak. İkinci adım, bağırsağa destek. Hali hazırda zaten çok fazla zarar görmüş olan bağırsağımıza destek olacak bazı besin bileşenlerini beslenmemize eklemek. Üçüncü adım, probiyotik kullanımı. Probiyotik kullanımını biraz daha detaylı açmak lazım. Zaten bu konuya geleceğim. Probiyotik kullanırken özellikle toprak bazlı probiyotik bulabilirsek çok daha faydalı. Bulamazsak da diğer probiyotiklerle devam edebiliriz. Fakat probiyotiği biraz daha açacağım. Dördüncü adım, sakinliği önemseyin. Sakin kalmayı önemseyin. Bağırsaklara stres çok zarar verir. Stres hayatınıza çok zarar verir. Stres vücudunuzdaki tüm suya çok zarar verir. Hepimizin başından bir sürü şey geçiyor. Sadece stresi yönetmeyi başarmak lazım. Ve beşinci adım, dengeye ulaşın. Bağırsaklarımıza ilk dört adımı yaptıktan sonra, aslında hemen hemen aynı zamanlarda yapacağız fakat adım adım, dengeye ulaşmak için bağırsağımıza biraz daha destek olmamız lazım. O da biraz daha sindirim enzimi kullanmaktan geçiyor. Bunları şimdi detaylı açıklayacağım. Eğer bu video çok uzun sürerse videoları bölmek zorunda kalacağım. Şu an ben de bilmiyorum. Eğer tek parça yapabilirsek zaten olur. Arkadaşlar ilk adımımız eleme yapın. Eleme yaparken ne gibi, hangi besinleri çıkaracağız buradan görelim. Ama şunu hatırlatmak istiyorum. Bir karar aldıysanız, sağlık için adım atacaksanız bunu tam yapın. Karar verin, net olun ve tam yapın. Eksik yapmayın, kaçamak yapmayın. Bu konu emek gerektirecek olan bir konu. Bu konu sizin sağlığınız. İkinci hatırlatmak istediğim şey, bir defter tutun ve bu defteri günlük olarak yazın. Ben bugün ne çıkardım, ne ekledim, nasıl hissettim? Şunu bilin, bugün çıkardığınız, bugün eklediğiniz besinler bugün hissettiklerinizle alakalı olmayacak. Bugün hissettikleriniz genelde bundan 3 gün, 1 hafta, 2 hafta önce yaptığınız değişikliklerle alakalı olacak. Kararlı olun. Şimdi gelelim ilk adımımıza, eleme. Elemeye bakalım. Mutlaka çıkarılması gereken besinler var. Mutlaka. Bunlar bilimsel anlamda ortaya konmuş. Mutlaka zarar verdiği, bir şekilde zarar verdiği gösterilmiş. Dolayısıyla çıkarmak zorunda kaldığımız, sizin herhangi bir rahatsızlık hissetmiyor bile olsanız mutlaka çıkarmanız gereken olan besinlerdir. Birincisi buğday. Bugün aslında buğdayın herkesin bağırsağında geçirgenliğe sebep olduğu gösteriliyor. Aslında bağırsağına zarar vermeyen bir birey görülmüyor, bulunamıyor. Az ya da çok. Duruma göre değişiyor. D vitamini durumunuz etkiliyor, fiziksel aktivite durumunuz etkiliyor, stres durumunuz etkiliyor. Buğdayın size zarar verebilme seviyesini unutmayın. O yüzden kişiden kişiye değişir. Aynı kişi de zamandan zamana göre değişir. Eğer zaten hasta olan, belirli hastalıklara ya da belirli problemlere olan bir fizyolojideyseniz direkt çıkarın. Hiç düşünmeyin bile. Bu bir. İkincisi endüstriyel süt ürünleri. Endüstriyel süt ürünlerinin içerisinde çok fazla insülin benzeri büyüme faktörü vardır. Çok fazla östrojen var. Çok kez ortaya konan içlerinde fazlaca antibiyotik var. Dolayısıyla da endüstriyel süt ürünlerini diyetimizden çıkarmamız çok önemli. İşlenmiş besinler. İşlenmiş besinler nelerdir? Çok basit. Markete gidin. Gördüğünüz ürünlerin %90'ı, beslenme ile ilgili olan kısımlar için söylüyorum. Gördüğünüz ürünlerin %95 civarında bir oranda hepsi işlenmiş besinler. İçerisinde şeker eklenmiş besinler. Mutlaka işlemden geçirilmiş, doğallığını kaybetmiş, içerisinde farklı farklı çoğu zaman vücuda zarar verici maddeler eklenmiş ama tadı mükemmel güzelleştirilmiş olan yiyecekler. Bunları çıkarın. Margarin, tartışmaya gerek yok herhalde artık. Margarin çıkmak zorunda. Tereddütsüz.
GDO. GDO deyince aklınıza ne gelir? Benim aklıma direkt soya ve mısır gelir. GDO'lu besinleri diyetinizden çıkarın. Bir de GDO ile beslenen hayvansal kaynakları da diyetinizden çıkarın. GDO ile beslenen hayvansal kaynakları tükettiğimizde de problem yaşıyoruz. O istemediğimiz GDO'lu ürünleri biz hayvanlara yediriyoruz. Sonra onların ürettiği et ya da süt ya da benzeri, yani et, süt, yumurta grubu hayvansal kaynaklı besinlere biz o besinleri biz tüketiyoruz. Sonra diyoruz ki bizde bir problem olmaz değil mi? Hayvanda bir problem olur ama bizde olmayacak mı? Mutlaka olacak. Mutlaka. Ve hormonlu besinler. Bunun en pratik yolu mevsiminde sebze ve meyve tüketin. Mevsiminde sebze ve meyve tüketirseniz en az hormonluyu tüketmiş olursunuz. Bu bir. İkincisi organiğe yatırım yapın. Organik beslenmeye yatırım yapın. Şunu bilin. Ya bugün sağlığımıza yatırım yapacağız veya yarın ilaca yatırım yapacağız. Yani bugün sağlığımıza yatırım yapacağız veya yarın hastalığa çare arayacağız. Seçim bizim, tercih bizim, tercih sizin. Demeye çalıştığım şey şu. Hormonsuz beslenmek, GDO'suz beslenmek zor. Ama buna değer. Çünkü bunun için harcayacağımız harcama, yapacağımız harcama bizi gelecekte hasta olmaktan kurtaracak. Ve biz bir hasta olursak ondan sonra iyileşmek için harcayacağımız efor, hastalanmamak için harcayacağımız eforun en az 5 katı hatta 10 katı fazla, hem maliyetli hem de zor olacak. Aynı zamanda da hayat kalitemizi tekrardan iyi seviyeye getirmek o kadar da basit olmayacak. Eğer bunlar işe yaramazsa, yani burada yetersiz kalırsak, ikinci bir adım daha uygulamamız gerekiyor. İkinci adım şu, diğer tahılları çıkarmamız gerekiyor beslenmemizden. Diğer tahılları, içerisinde pirinç, mısır, bunu tabii GDO'suz olarak düşünüyorum. Pirinç, mısır, arpa, çavdar, yulaf, onlar zaten aslında birinci grupta da değerlendirilebilir. İçerisinde gluten var, çıkarılması gerekiyor. İkinci aşamada tüm süt ürünleri de çıkarmamız gerekebilir. Bu daha çok sütle ilgili intolerans, alerji veya hassasiyet olabilir kişide. Yani normalde en çok endüstriyel süt ürünlerinde gerçekleşir bu. Ama olabilir bazı insanlarda endüstriyel olmayan köy sütü, köy peyniri, köy yoğurdu dediğimiz daha sağlıklı olan süt ürünlerinde de problem yaşanabilir. Bu da artık o kişinin bağırsak hassasiyetiyle çok yakından alakalı. Birinci aşamamız bu kadar. İkinci aşamaya geçelim. Merhaba. Sağlıklı Yaşam Okulumuzda kronik hastalıklara farklı bir beslenme yaklaşımı uyguluyoruz. Biz bütün kronik hastalıkların aslında hem bağırsaklar hem de bağışıklık sistemiyle alakalı olduğunu biliyoruz. Bundan binlerce yıl önce Hipokrat dedi ki bütün kronik hastalıklar bağırsaklarda başlar. Ve biz biliyoruz ki Hipokrat çok haklıydı. Bağırsaklarda başlar ve bağışıklık sisteminin %70'i bağırsakların hemen arkasındadır. İşte bu nedenle bütün kronik hastalıklar hem bağırsakları hem de bağışıklık sistemini kapsar. Tipi 1 diyabet, SEDEF, romatoid artrit, multiple skleroz, Hashimoto tiroiditi gibi bütün o otoimmün hastalık gruplarında ya da kanser vakalarında aslında hem bağırsakları hem bağışıklık sistemini güçlendirerek yola çıktığımız zaman aslında biz vücudun kendini iyileştirdiğini görüyoruz. Bizim tek yaptığımız şey vücuda doğru zamanda doğru bileşeni vermek ve bunu doğal yolla yapmak. Hayatınız doğru sandığınız yanlışlarla dolu olabilir. Örneğin az az sık sık beslenmek sanıldığının aksine organlara ve sistemlere daha fazla zarar verebiliyor. Günde bir miktar sebze, birazcık meyve vücudunuz için hiç de yeterli değil. Ve hatta vücudunuzun güçlenmesi ve güçten düşmemesi için bazen aç kalmanız da gerekebilir. Sağlıklı Yaşam Okulumuza kaydolduğunuz zaman sizlere formlar gönderiyoruz. Bu formlar genel durumunuzu, yaşamınızı, sağlık durumunuzu, vücudunuzdaki diğer belirtileri detaylıca sorgulayan sorulardan oluşuyor. Bu formlara verdiğiniz cevaplarla ve sizinle yaptığımız birebir görüşmeler ışığında beslenme planı hazırlıyoruz. Bir karar verin, Sağlıklı Yaşam Okulumuza katılın ve hayatınızda yeni bir sayfa açın.